Kabaca Tarım'dan herkese merhabalar. Bu videomda sizlere Weima 1000W çapa makinesini vitesteki, hani daha önceki bir video paylaşmıştım, o hatayı göstereceğim. Vitesi geçirmeye çalışıyorsunuz, görüyorsunuz, ayırmıyor. Ayarlar falan da yapalım zaten sonda. Sert bir şekilde geçir vitesi. Geçti. Hareket ettir abi. Motoru stop edelim. Arkadaşlar, bahsetmek istediğim durum buydu. Hani makine debriyaj ayırmıyor, duyuyorsunuz çatlama sesi geliyor. Ayarda yaptığınızda bu düzelmiyor. Bunun baskısında küçük bir nokta var. Orayı tıraşlamak gerekiyor. Onu zaten göstereceğimiz, dile getirmiştim bir videoda. Onu açıp nasıl onarıldığını göstereceğim. Sökülecek makine. Yani şöyle izah edeyim. Bu motorlarda diğer yağmur çapa makinesi ya da, burada marka belirtmeyeyim de, kuru balatalar gibi ya da konik balatalar gibi şey durumu yok. Hani balata sıyırdığı zaman makinenin çalışmama gibi bir durumu yok. Direktmen işinizi yapabiliyorsunuz. Sadece bir anda vitesi geçirmeniz gerekiyor. Durum bundan ibaret. Nitekim sadece rolantideyken vitesin cartlama sesi var arkadaşlar. Bu yüksek devirdeyken de yapabiliyor. O dediğim malzemeyi, ufak bir problem var o yerde, hani sacın esnemesinden dolayı. Orayı birazdan söküldükten sonra göstereceğim. Söküm videosunu zaten açmayacağım, video uzamasın. Tam da bahsetmek istediğim durum az önceki gösterdiğim gibiydi. Önceki videoda bahsetmek istediğim durum daha doğrusu. Biraz toparlayamadım. Haliyle çekeceğim arkadaşlar, onu da görsün. Yani bu tarz bir sıkıntı yaşayan arkadaşlar da çözümü bu şekilde yani problemi çözmüş olsunlar diyelim. Kamyon geçti, hani ses gelmemiştir gibisinden yaptım. Burada kapatıyorum. Balatayı söktükten sonra devam edeceğim. Arkadaşlar, videonun başında bahsettiğim gibi balatayı söktük. İlk başta çalışma prensibinden bahsedelim. Bu malzeme baskı yapınca ayırıyor. Şu malzeme debriyaj koluna bastığınız zaman bunu aşağı itiyor. Şu an inmesine bakmayın, yerine oturdu sadece. Aşağı itmesiyle çalışan bir ayırma sistemi var. Haliyle şimdi burada bir parça var. Onun esnemesi daha fazla olduğundan bir yere dayanıyor. O sebepten dolayı da baskınız ayırma yapmıyor arkadaşlar. Zaten videoda başına bir kısa bir şey ekleyeceğim. Şimdi burada rulmanlar var. Bu şekilde görüyorsunuz, şu biraz boşluk yapmış. Çok baskı uygulamış herhalde. Şöyle bir sacı var. Bu burada kalıyor. Sökenler için bu şekilde takıyorsunuz. İlk defa hani sökmüş olanlar için olabilir. Hani başka kendi merak edip de yapmak isteyen olur ama toparlayamaz. Onun için de bu video faydalı olur diye düşünüyorum. Hemen sökeceğim ama tırsıyorum, fırlayacak diye. Orada bir baskı var sonuçta. Bunu normalde bir tornavida alayım, bir saniye. Dur bakayım, şunları alabilir miyim? Mengene üzerinde yapmanız gerekiyor. Bir ikincisi şu kısmı bu anahtarıyla alayım. Toplarken mengene muhakkak ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Şöyle kenarından çektireyim. Signalını gördünüz. O attı ama mengene de sökerseniz, ki dışarı gir çık yapmayalım istedim. Tezgahta daha aydınlık gibisinden. Sekman burada duruyor. Şimdi bunu takarken mecburen mengene de takacağız. Şimdi olay şu. Bu dış frezeli diyelim. Şuraları tırnaklı pullarımız, balata, bunlar kolay kolay bozulmuyor. Şöyle tamamını göstereyim. Problemin olduğu kısım şu arkadaşlar, şu saç. Bu artık özelliğini yitiriyor. Şuraya hani basıyorsunuz ya bunda. Bu da basıyor. Baskı şunun üzerinde. Bu özelliğini yitiriyor. Arada balatanın aşağıya baskı yapacağı konumu şöyle biraz uzaktan çekti anlatayım. Aşağıya baskı yapacak konumu, burayı da görüyor mu? Dur şöyle çekeyim. Baskı yapacak konumu defalarca tekrar ettik artık. Şey yapıyor. Çalışmıyor. Mekanizma şuraya geliyor. Burada kalıyor. Buradaki olay tamamen, şurada da bir sekman gibi bir malzeme var. Bunu hiç ellemenize gerek yok. Şu siyah parçanın şuradaki etli kısmında arkadaşlar. Burayı tıraşladığınız zaman, çünkü bu sacı yaptırılabilir. Bir ithalatçı konumunda, üretici konumunda olan bir arkadaş yaptırabilir de. Şimdi ben tanımam etmem. Kim ne yapar ne eder. O yüzden benim bulduğum çözüm, aslında sorun bunlarda. Şu ikisinde ama ben bunları ürettirmek istesem adam binlerce adet isteyecek benden. Bana benim bütçemi çok fena zorlayacak. Belki sermayeyi o işe bağlayacağız. Yani ondan dolayı haliyle buradaki malzemeyi tıraşladığımız zaman iş çözülecek. Bakalım kolay çıkacak mı orası? Bazen zorluyor. Mengeneye bağlayıp, şurada tornavida ağızları var. Ha bakın. Görüyor musunuz? Bunlar da gevşiyor. Bunu da söyleyeyim. Şu kısım biraz gel. Şu kısım bakın rahat çıktı. Bu gevşiyor. Bu şekilde kalıyor. Dediğim esneme hareketini yapamıyor. Baskıyı yani ileri ittiremiyorsunuz. Kavrama ayırmıyor. Haliyle ne oluyor? Sıkıntı yaşıyorsunuz. Şimdi şuradan bir geriye çekme durum var ama bu konu bakın. Şuradaki set olan durum şurası. Bunun aşağı inmesini, şuradan aşağı inmesini engelliyor. Haliyle biz bunu biraz daha aşağıya çekeceğiz. Şuradaki tornavida yerlerine uğraşmayacağım da bunu tornacıya götürüyoruz. Tam şu kısmı, şurasını görüyor musunuz? Bakın ben de bakayım şöyle. Heh. Şuradaki kısmı tıraşlatıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Şimdi bir aşağıda bir arkadaşta torna tezgahı var. Eğer kendisi de dükkanındaysa şu kafayı tıraşlatacağız. Geleceğiz. Bu kadar basit. Kendiniz taşla da yaparsınız da. Yani yaptığınız işçilik düzgün çıkmasına bakın. O yüzden tornacı da yapacağım. Çirkin görünmesin diye. Tabii tornacı nasıl düzgün alır onu da bilmiyorum şu an. Bakalım. Bunu göndereceğim. Sonra toplayacağız. Toplamasından göstereyim. Asıl problem şuradaki muhabbetle tıraşlanmasıyla çözülüyor. Burada sonlandıralım. Tornacıdan sonra bir daha çekelim. Şundan da bahsedeyim. Bakın buradaki hani derinlik ölçüsü 1 santim civarında. Bakın burada kaç geldi? 8,5 civarı. İnce ondalıklara bakmadım. O yüzden aşağı yukarı 1,5 milim kadar ya da 2 milim kadar zaten aşağı inmesini de sağlıyorsunuz. Bahsettiğim durum buydu. Şurayı tıraşlayınca bunu da araya atacağız artık. Şimdi tornaladığımız şekil böyle. Şu kafayı aldık. Buraya Loctite'ımız nerede? Loctite derken yani civata sabitleyici, yaklaşabilirsin. Kameraman bugün değişip duruyor. Şöyle civata sabitleyici sıkın. Buranın gevşememesi adına. Zaten sona gelecek. Şu şekilde sıktık. Bakın az önce yukarıdaydı. Bilmem kaç milim. Orasını ölçmedim. Şu an aşağıda. Bu şekilde koyuyoruz. Şimdi buradaki sacın eğilmesinden kaynaklı dedik. Bir de bunun çatlağı vardı. Buraya punta attırdık. Haliyle bu şekilde bir işlem yaptık. Bunu buraya getiriyorsunuz. Baskı burada gerçekleşiyor. Daha sonra dizmesini anlatayım size. Yakında oluyor mu? Diş tırnak, ay şey dış dişli olanlardan. Yok. Bakalım şöyle burası. Bir tane dış. Şu malzemeyi diziyorsunuz buraya, atıyorsunuz. Yani dizmede kolaylık sağlıyor. Şu şekilde. Bir tane iç dişli olandan. Bunlar yağlı, silmeye çalışmayın. Yani çok pisse temizleyin. Şimdi tekrar yağlamanız gerekecek. Şimdi bakın burası artık doldu. Orada mengenede takarken biraz problem yaşayabilirsiniz şu pul için. Onu da şöyle yapacağız. mengene gideceğiz, bunu bastıracağız. Sekmanı takacağız. Şöyle. Ama şu malzemede basması lazım. Gidelim oraya. Bakın selpamız var. Şöyle alalım. Bakın yerine oturdu şu an. Şu an sekman falan yerinde, oturtturduk ve bu işlem tamam. Gelelim böyle. Bunun içerisinde de plastik göbekli bir rulman var ama çıkmıyor. Bazen bu da bozulabiliyor ama fakat asıl problem, ayırmama problemi %80 burası. Ve o sorunu çözdük. Yordum engene beni eğilince göbekten kaynaklı. Hemen bir temizleyeyim. Motoru montajlayıp olduğu şekildeki halini çekeceğim. Sadece zaten bunlarda huy ilk başlarda böyle bir tık diye geçer, ses yapar. O da normal bir şey arkadaşlar. Şöyle kaldır. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu balatadaki arızayı çözemeyen arkadaşlar varsa, bilenler için bir şey diyemiyorum. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı seyretmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.